akşam yemeğine yarısını almış herhalde. Video gözükmüyor şu anda, bakıyorum. Evet, şu anda bir video dönmüyor. Şu anda video yükle sayfası açık duruyor, bakıyorum. Ben F5 yapayım. F5 yaptım. Altta video yok mu? Değerli arkadaşlar, sayın dinler dinlerim. Ramazan ayının yaşamış olduğumuz koronavirüs salgını sebebiyle öncelikle hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hasta olan kardeşlerimize şifalar diliyorum inşallah. Mübarek Ramazan ayının 11. gündeyiz. Hiçbir zaman yaşamadığımız günleri yaşıyoruz. Toplum olarak büyük bir kaosun, büyük bir hastalıkla mücadelenin içerisindeyiz. Evlerimizde devletimizin aldığı kararlara saygıyla uymaya çalışıyor. Herkes çeşitli problemlerle mücadele ediyor. Esnaf kardeşimizin ayrı sıkıntıları var. İşçi kardeşlerimizin daha ayrı sıkıntıları var. İşveren kardeşlerimizin bambaşka sıkıntıları var. Bugün çiftçiler, çiftçi kardeşlerimiz televizyon haberlerini görüyoruz. Rize'de, işte değişik yerlerde tarlasında çalışacak insan bulamıyor. Bazı illerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Düzce'mizde bu uygulanmasa da birçok ilde şu anda sokağa çıkma yasağı, hatta bunun da uzatıldı. Ama bunun iyi neticelerini görüyoruz inşallah. İyiye doğru giden bir tablo var. Allah nasip ederse bu ayın sonunda da açıklanan istatistiklere göre inşallah gündemde o şekilde gelişirse bu pandemiden kurtulacağız. Okullarımızın açılmasıyla, yavaş yavaş iş yerlerimizin açılmasıyla inşallah normal hayatımıza döneceğiz. Tabi bu süre içerisinde bizler sosyal hayatımızı yaşıyoruz. Normal yaşamsal faaliyetlerimizi sağlıyoruz, alışverişlerimizi yapıyoruz ama maddi anlamda devletimizin sağladığı sosyal güvenlik anlamında da birçok şeylerle bu dönemde tanıştık. Kısa çalışma ödeneği gibi, işsizlik ödeneği gibi birçok yeni şeyleri görmeye başladık. Bu meyanda işveren kardeşlerimizin de SGK primleriyle alakalı değişik uygulamalar yapıldı. Bu konuyla alakalı devletimizin güzel çalışmaları olduğu gibi tabii ki konuda eksiklikler oluyor ama netçe itibariyle baktığımızda sosyal anlamda destekler devam ediyor. Tabii bu arada işçi kardeşlerimizin, özellikle işçi kardeşlerimizin birçoğu ilk etapta işten çıkarıldı. En güzel uygulamalardan bir tanesi yapılan uygulamanın daha erken tarihler alması. Çünkü biliyorsunuz ki birçok iş yeri işletmesini kapatmak veya işine ara vermek zorunda kaldı, durdurmak zorunda kaldı. Bu meyanda bizler de yeni kurulan bir kanalımız var. Düzce'mizde Analiz TV, değerli imtiyaz sahibi Murat Albayrak Bey'in de bizlere tavsiye üzere bir programa çıkmamızı talep ettiler. Biz de programımızın içeriğini, özellikle benim de içerisinde bulunduğum, hasebiyle içerisinde bulunduğum Düzce'mizin, Bolu'muzun ve Sakarya'mızın bir derneği var. Emeklilikte yaşa takılanlar, Bolu, Düzce, Sakarya dernek başkanlığını yürütüyorum. Bu hasebe ben de sosyal güvenlik anlamında bu konuyla alakalı kabaca bir bilgilendirme yapmak ve bunu ilerleyen programlarda sadece EYT ile alakalı değil, sosyal güvenlikle alakalı değerli kardeşlerimizin buradan sorularını alarak bir
sosyal güvenlik uzmanı arkadaşıyla konuyu danışarak sizlere bu cevapları vermek. Tabii ki bizim de bildiklerimiz olabilir ama sosyal güvenlik başlı başına bir sıkıntı. Bağ kurumundan emekli sandığına, işte bu sakat indirimden tutun, kadınlarda hamilelikten, erkeklerde askerliğine varıncaya kadar birçok farklı şey bir araya geldiği, kurumlar arası geçişlerin olduğu, başlangıç sürelerinin olduğu sosyal güvenlik ciddi anlamda çok derin bir deniz, deryadır. Sosyal güvenlik uzmanlarının bu konuda bile bazı konularda belli süre içerisinde cevap vermeyip konuyu araştırdıktan sonra cevap vereceği bir ortamda ben sizlere direkt bu şekilde bir cevap veririm dersem yanlış olur ama biz bildiğimiz kadarıyla EYT'nin, işte sosyal güvenliğin, SSK'nın durumuyla alakalı, Bağkur'la arkadaşlarının emeklilik şartlarıyla alakalı nasıl oluşması gerektiğini ve çıkan yasalarla önümüze koyan engelleri, aylık bağlama oranlarını, kıdem tazminatı, efendim söyleyeyim bireysel emekliliğin hayata geçirmesiyle alakalı konuları tabii ki size anlatabiliriz. Ama bunun hasebinde bu konuyla alakalı bazı kardeşlerimiz şunu söyleyebilecekler, söylemeleri de gayet zaten normaldir. Farz edelim, yurt dışında çalışan bir kardeşimiz oradaki sigortasını ve işlettiremediğini bize sorduğunda her ülkede yapılan anlaşmaların farklı olduğunu, bu hasebde biz bu konulara tam detayla giremediğimiz için aslında bu konuyu tam uzmanına sormak gerekiyor. Ben şunu biliyorum ki Azerbaycan'da çalışan bir insanın buradan farkı yok, aynı şekilde burada sosyal güvenlik olarak devam etmiyor. Bu manayla ben şunu özellikle belirtmek istiyorum ki kardeşlerim, bizler bu konuda biraz daha hassas olmaya gayret edeceğiz. Ama kesinlikle şunu size garanti ediyorum, sizlerin sosyal güvenlikle alakalı bir sorusunu bize ekranlarda iletmeniz şartıyla biz size cevabınızı, notumuzu alacağız ve o hafta konumuz çalıştıktan sonra değerli Özgür Bey var, Özgür Erdoğan. Kendisi Türkiye'deki en büyük sosyal güvenlik uzmanlarından birisidir. Bizim de değer verdiğimiz bir arkadaşımızdır. Kendisinden gerekli desteği alacağız. Bu konuyla alakalı bizlere gerekli cevapları verecek. Bunun yanı sıra problemi çözülmek konusunda sosyal güvenlik uzmanı gerektirecek arkadaşları kendisine yönlendirip oradan gerekli desteği sağlayarak inşallah sizlerin emekliliğe dair, sosyal güvenliğe dair, çalışma hayatına dair soru ve sorunlarınızı elimizden geldiğince çözmek adına bölgemizde böyle bir çalışma yapalım. Böyle bir çalışmanın içerisinde gayretinde bulunalım diye biz de bu programımızda sizlere destek vermek, yüzcemize ve bölgemize bu konuda destek vermek istedik. Tabii ki bu internet üzerinden yapılan bir yayın olduğu için bizi izleyen Türkiye'nin her kesimindeki arkadaşlar olduğu, biz sosyal medyadan paylaşılabiliyor. Facebook'tan, Twitter'dan, WhatsApp üzerinden arkadaşlar bu canlı yayını paylaşarak yayabilir. Yaydıklarında bize gelecek soruları biz haliyle cevaplandırmaya gayret edeceğiz. Bilirsiniz ki hepimizin de kabul ettiği üzere ülkemizde Sosyal Güvenlik Kurumu adı altında çalışan, SGK'nın altında çalışan işçiler, işverenin durumu ve düzenlemeleri var. Özellikle 99 yılına kadar bununla alakalı birçok farklı şeyler konuşuluyordu. Türkiye'de en büyük sıkıntılardan bir tanesi 99 yılında IMF'nin dayatmasıyla, o zaman IMF'nin dayatmasıyla o zamanki Anasol-M hükümetinin çıkartmış olduğu bir yasayla, bir gece ansızın 8 Eylül tarihinde hayata geçirilen yasayla bir mağduriyet yaşandı. Bu mağduriyet adına zaman içerisinde emeklilikte yaşa takılanlar var. Bazı insanlar bunu emeklilik yaşına takılanlar anlamında, hayır alakası yok. Burada daha önceki hakları olan 99'a kadar emeklilik şartına 5000 prime ve 25 yıl şartına bağlı olarak emeklilik şartını elde eden insanların o gün geriye dönük işletilen bir yasayla büyük bir mağduriyeti ortaya koymasıyla aslında bu ülkede bir gedik açıldı. Bu açılan gediğin daha sonraki süreçte o günkü siyasi partilerin yaşadığı çalkantıda iktidarın bitmesiyle yeni seçimler olması, 2001 yılında yapılan, 2002'de yapılan seçimlerde aslında iktidarda olmayan Fazilet Partisi'nin itirazlarıyla bu yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuruldu. Anayasa Mahkemesi bu yasanın iptalini kabul etti. Fakat 2002 yılında yeniden AK Parti iktidarıyla ülkede yeni bir gündem oluşturdu. Yeni bir tek partinin önüne geçildi. AK Parti iktidarıyla bu yasa tekrar gündeme getirilip arada sadece yasanın iptal ile kademeli geçiş sağlandı. Bu da neyi sağladı? 18 yıla kadar yaklaşık o gün emekli olması gereken 40-42 yaşında, 45 yaşındaki arkadaşlar 18 yıl gibi süredi. Bu girişiyle alakalı kişinin sigorta başlangıcından tutun, sigorta sonuna varıncaya kadar geçirdiği tarihle alakalı 42 yaşında emekli olacak adam 45 yaşına, 45 yaşında olması gereken 50 yaşına, 50 yaşına, 58 yaşına kadar bu yaş uzatıldı. Mağduriyet bir mağduriyet ortaya koydu.
Bu mağduriyeti biz yıllar önce anlatmaya çalıştığımız, aslında bu mağduriyeti yaşayan insanlar olarak çok fazla örnek olmadığı için insanlara bunu anlatamıyorum. Bunun en fazla hissedildiği dönem özellikle 2011 yıllarda daha fazla hissedildi. Çünkü yaşlar artık ileri gittikçe emeklilik yaşlarının ileri gitmesiyle mağduriyetler artmaya başladı. Tabii bu arada 2008 yılında gene o gün IMF dayatmasıyla yapılan çalışma 2008 yılında Avrupa Birliği'nin dayatmasıyla o günün iktidarı AK Parti hükümeti tarafından yapılan bir revizyonla çok farklı uygulamalar hayata geçirdi. Bunlardan en önemlisi o gün aylık bağlama oranımız maaş hesabı. Bu çok basit bir şeydir. Maaş hesabına baktığınızda siz devlete bir vergi ödersiniz. SGK'da sizden kesilen bir vergi vardır. Devlet bu vergiyi alır, size bunun yanı sıra sağlık hizmetini ve sosyal güvenlik hizmetini vereceği bir fon, havuz oluşur. Bu havuz kapsamında size 100 birim ödediğiniz para karşılığında 99 öncesi 68 birim bir ödeme ile size maaşa bağlı. Bırakın maaşın geçişini ve ondan sonraki süreçte 2008 yılında bu 48 birime indirilen 99'da 48'e indirildi 68, 2008'de de 28'e indirildi. Siz de kabul edersiniz ki 99 öncesi emekli olan bir kişi 99 önce emekli olan bir kişi 68 lira alırken, bunu farazi söylüyorum, rakamları aynayabilin diye, 100 lira ödeyen bir kişi 68 lira alırken, 99 sonrası 100 lira ödeyen kademeli olarak 48'e doğru düştü, ilerleyen yıllarda düştü. Tabii bir anında düşmedi bu, kademeli geçiş yapıldı. 2008 yılında sonra da 48'e gelen insanlar 28'e doğru düşmeye başladı. Bunda ne ortaya çıktı? Bugün ülkede asgari ücretin 2300 lira, aslında 2100 lira olup AGİ ile beraber ayrı. Aslında bu da iktidar zamanında yapılan bir uygulamadır. Eskiden bizim NEMA parası dediğimiz paraları devlet maaşın içine yükledi. Biz fiş yazmadan artık maaşın içerisine alıyoruz. Asgari ücret 2130 küsürlerken 2300 lira civarlarına çıktı. Ki bugün 2300 lira asgari maaş dediğimiz, yani en düşük maaş dediğimiz ücret varken 800 lira gibi 900 lira gibi komik rakamlarla insanlar 2011'den sonra emekli olmaya başlayınca bu gündem daha fazla. Acaba neden? İnsanlar bu soruyu sormaya başladı. Çünkü bir tarafta 3000 günden emekli olmuş, 3600 günden emekli olmuş, çiftçi Bağkur'la primini ödemiş, borçlanma yapıp aflarla borçlanmadan faydalanmış. Bugün 2400-2600 lira maaş alan insanlar var. Öteki tarafta 10.000 gün çalışmış, 8.000 gün çalışmış. Ama bu çalışma içerisinde yaş haddine de takılıp yaklaşık 52-54 yaşında emekli olmuş arkadaşlarımızın da 1000 lira, 1100 lira gibi maaşlar almasıyla İnsanlar bunu ciddi olarak sorgulamaya başladı. Biz de bu konuyla alakalı çalışmalar yaparken kendimizi şöyle bir şeyin içerisinde bulduk. Düzce bölgesinde arkadaşlarla bu toplantıyı icra ettik. İlk Ceddiye Camii'nin orada. Daha sonra biz bununla ilgili Derneğin Merkezi İstanbul'dan Emeklilik Yaşa Takılanlar Derneği'ne bu durumu, biz de bu konuyla alakalı çalışmalar yapmak gibi mağduriyet yaşadığımız, çalışma yapmak istediğimizi söylediğimizde o derneğe üye olmuş olduk. Daha sonra sırasıyla Sakarya'daki arkadaşlarla ve Bolu'daki arkadaşlarla ortak çalışmaları yaparken biz bu mağduriyetlerin yaşanan 3 ilin dernek başkanı arkadaşlarla çalışmalarımızı devam ettirirken bize genel merkezden şöyle bir şey geldi. Biz derneği federasyonlaştıralım. Yani bu işi ciddi anlamda bir yere koyalım ki federasyon bulunsun. Federasyon da bunu daha iyi savunabilir, daha üst makamlara ulaşılabilir diye bize de hasbelkader Bolu, Düzce, Sakarya bölgesinde bu derneğin dernek başkanlığı görev verildi. Biz de layıkıyla yapmak mücadelesini veriyoruz. Bunun için haftalık olarak genel merkezimizin aldığı 23 ilimizdeki, biz 3 il olarak birleştik ama bunun haricinde Türkiye genelinde İzmir'inden tutun Trabzon'la, Tekirdağ'ından Kocaeli'sine, Adana'sından tutun Antalya'sına varınca kadar yaklaşık 23 ilde bu derneklerimiz kuruldu. Biz 3 ilde bir dernek olarak kurulduk. Haftalık toplantılarımızı, sıkıntılarımızı ile getirmeye çalışıyoruz. Sosyal güvenlik uzmanı arkadaşlardan gerekli bilgileri edinmeye çalışıyoruz. Ve bu arada yapılabilecek çalışmaları adına siyasi partilerle, sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler yapmaya çalışıyoruz. Seçimler öncesinde aslında biz büyük bir ivme kazandıydık. İktidarla, muhalefet partilerle, aklınıza gelen bütün siyasi partilerle, sivil toplum kuruluşlarıyla görüştük. Ve gittiğimiz her yerde insanların bize söylediği şuydu. Tabii ki yapılan uygulamanın yanlış olduğu, bu uygulamaların neticesinde aslında bunun düzeltilmesi gerektiğini, ama gelinen noktada iktidarın ve iktidar ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nden değerli arkadaşlarım bize verdiği cevap şu oldu. Şu anki ekonomik sıkıntılar dolayısıyla bu işin yapılamayacağı gündeme geldi. Ve o süreç içerisinde biz bu işin beklemeye askıya alındığını gördük. Bugün geldiğimiz noktada aslında bu olayın bekleme noktasında durduğunu biliyoruz.
Ama yaşanan sıkıntıların içerisinde bugün EYT mağduriyetini de kimse görmezden geliyor. Çünkü EYT'li dediğimiz arkadaşlar iş bulamayan, o yaklaşık 38 yaşından sonra bugün İşkur'a gittiğinde iş bulamayan, işsiz kalan, fabrikaya gittiğinde iş verilemeyen, çünkü genç nüfusun olduğu, aynı zamanda bu insanların çalıştırılmadığı ve emekli olmadığı bir sistemde kayıt dışı olarak çalışan arkadaşlarımız bugün pandemi esnasında zaten birçok işletme, birçok dükkan kapalıyken, birçok işletme kapalıyken, yani bunların çoğu çalıştığı iş neydi kardeşim? Kafeteryada çalışabiliyordu, lokantada çalışabiliyordu, herhangi bir işte fast food işinde çalışıyordu, dışarı servis yapan bir işte kayıt dışı çalışan bir kitle vardı. Kayıt içi kimse kolay kolay çalıştırmıyordu. Çünkü yaşı itibariyle bu insanların yerine iki kişi alabiliyordun. Niye? Genç bir arkadaşı aldığında iki kişilik çalışma yapıyordu. O yaşı itibariyle 45 yaşındaki bir insanla 28 yaşında, 23 yaşındaki bir genç işsizi kimse değerlendirmek istemiyordu. Biz de dahil herkes işletmesinde genç arkadaşlar çalıştırdığı için bu arkadaşlar bugün işsizler. Ve bu arkadaşlar SSK'ya bir bildirimleri yok. İş kayıtları yok. İşsizlik parası alma durumları yok. Haliyle bu durumda da değerlendirilme altını alınamadılar. Biz dernek olarak bununla ilgili bazı çalışmalar yaptık. Bildiğimiz arkadaşlarımıza gittik ve şunu da belirtmek istiyorum. Bu arkadaşların şöyle bir özelliği var. Bu arkadaşlar gururlu, bakın. İşleri yok. Evlerine ekmek getirmekte zorlanıyorlar. Faturalarını ödemekte zorlanıyorlar. Bu dönemde bizden daha kötüleri varsa, yani bunu samimiyetle söylüyorum, onlara bu yardımlar ulaşsın diye bize serzenişte bulunan kardeşlerimiz oldu. Sağ olsun çevremizdeki değerli abilerimiz, değerli kardeşlerimiz bize bu konuda gerekli desteği verdiler. Biz de onlara ulaştırdık. Tabii ki devletimizin de değişik çalışmaları var. Vefa gruplarını arayan arkadaşlar, işte Kızılay üzerinden, değişik valilik üzerinden, sosyal yardımlaşma üzerinden onlara da yardımlar ulaştırıldı. Ama gel gör ki bu insanlar yıllarca çalışmış, mücadele etmiş, hep kazanmış, bir gurur yapmışlar. Kimseye bu mağduriyetlerini, abi sen oraya ara dediğim insan 112 aramaktan imtina ediyor. Benim kapıma bu gelirse ne diyeceğim? Ben bunu nasıl anlatırım diyecek derecede samimi, bir o kadar da gururlu, aslında ülkesine değer katmış kardeşlerimize biz bu yönde yardımcı olmaya çalıştık. Tabii ki ulaşamadığımız arkadaşlar vardır. Bizim de gücümüz belli. Bizim de yaşam standartlarımız belli. Bunları da tamamen etrafımızdaki değerli abilerimiz, değerli kardeşlerimiz sayesinde yaptık. Ben onlara da buradan bir kere daha şu Ramazan günü, şu mübarek günlerde Allah razı olsun diyorum. Onlar bu konuda bize gerekli desteği sağladılar ki biz bu arkadaşlara yardımcı olma imkanı yakaladık. Bu konuda toplumun en güzel tarafı, biz toplumumuzun en güzel tarafı, siyasi ayrılıkları, kişisel görüşlerini bir tarafa bırakıp bugünlerde bu tip durumlarda bir araya gelip aslında bizler çok güzel bir çalışma içerisine girebiliyoruz. Bizim yardımlaşma genlerimiz de var, yaşantımız da var. Geçmişimizden gelen bir gelenek olduğu için biz yardımlaşmayı çok güzel şekilde yapabiliyoruz. Elhamdülillah Avrupa'ya kıyasla bizim en güzel tarafımız budurdu. Bu anlamda da Allah'a her zaman hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Evet değerli kardeşler, kabaca konuyu anlatmak için, özetlemek için mücadele ettim. Konunun başında da söyledim. Değerli kardeşimiz Murat Albayrakoğlu beyefendinin kurmuş olduğu Analiz TV düzlemimiz çiçeği burnunda ve ben burada ilk yayında çıkma gururunu yaşıyorum. Kendilerinden Allah razı olsun bize böyle programı sundular. Biz de programda sizlerle buluşma şansı bulduk. İlerleyen günlerde biz sizlere programı geniş açıyla, az önce belirttim, kabaca sosyal güvenlik anlamındaki sıkıntılar anlamında başlayacağız ama ana gündemimiz emeklilikle yaşa takılanların ve EYT'lerin yaşa takılmanın ne olduğuna dair sizi bilgilendirmek. Tabii bu arada bizim hiç farklı konularda arkadaşlar bizi arayıp soru sormak isterlerse, bu konuyla alakalı bizlere bilgi verirlerse biz notlarımızı alacağız. Şu anda zaten önümüzde ekran var. Burada değerli kardeşlerimiz de bizlere zaten notlarını alarak soruları ilaçladıklarında bir sonraki programda bu arkadaşlara sorunlarının çözümünü ileteceğiz. Bunu nasıl sağlayacağız? Tekrar söylüyorum. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun Bey'le bizim samimiyetimiz var. Derneğimizle kaynaklı. Derneğimize de danışmanlık yapan Türkiye'deki en büyük sosyal güvenlik uzmanlarından birisidir kendisi. Şirketi var. Biz oradan fevri bilgileri alacağız. Onun haricinde problemi çözülmeyen arkadaşları çözüm amaçlı kendisine yönlendireceğiz. Tabii ki orada da belli bir küçük ücret olabilir. O konuda ben kendilerine destek de sağlayacağım. Onların problemlerini çözmesi adına kendilerini oraya doğru adrese yönlendireceğiz. Biliyorsunuz ki sosyal güvenlik uzmanı anlamında bugün SGK'ya bile gittiğinizde gerekli bilgileri alamadığınız noktalar oluyor. Geniş bir konu, geniş bir havuz, çok farklı konuları var, çok farklı içerikleri var. İnşallah biz bu konuyla alakalı düzcemize bir değer katmak adına bu çalışmayı yapalım. Çünkü insan hayatı boyunca çalışır. Benim burada bir tezim var, onu da açıklamak istiyorum. Hayatı boyunca çalışıyor, mücadele ediyor, yıpranıyor. Yıpranma seviyesinde bir gelir elde ediyor. Bununla bir ev yapmaya, çoluk çocuğunu geliştirmeye,
eğitimine, yatırımına devam etmeye çalışıyor. Bu arada kendini unutuyor. Hepimiz de buna örnek alalım. Bakınız etrafımızda çalışan işvereninden tutun işçisine, çiftçisine ve memuruna varıncaya kadar hayatımızda hep böyle çalışıp ya ailemize katkıda bulunmaya, ya evimize, ya arabamıza hep böyle bir mücadelenin içerisinde olduğumuzdan kendimizi böyle aslında çok ifade edemedik, çok ortaya koyamıyoruz ve kendimize iyi bakamıyoruz işin açıkçası. Bunun en güzel örneği ben sosyal güvenlik sistemindeki bugün maaş düşüklüğünü şuradan bağlamak istiyorum. Bu çok önemli bir nokta. Bakın bunu iyi düşünün, iyi analiz edin. Dediğim noktayı çok iyi anlayacaksınız. Bakın yıllarca çalışan bir insan aldığı asgari ücret bugün bu ülkede 2300 lira. Arkadaşlar bugün fitreyi, bak Ramazan ayında çok güzel denk geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı fitrenin 27 lira olarak açıkladı. 27 lira bir kişinin sadece gıda yemesiyle geçimini, günlük geçimini sağlayacağı 27 TL. Şimdi 27 TL'yi bir tarafa koyduk. Ayda 30 gün var. 27 çarpı 30 gün dediğimizde ortalama 800, ben hesaplamıyorum, kabaca ortalama 800 lira yapıyor. Bunu bir ailede 4 kişiden söyleyelim. Cumhurbaşkanımız 3 çocuk dedi, 5 kişi de biz 4 kişi diyelim. Yaklaşık 3600 lira gibi bir rakam yapıyor. Bakın bir ailenin sadece geçimi için yediği gıdanın sağlıklı olması, sağlıklı yaşayabilmesi için 3600-3500 lira gibi bir para ihtiyacı var. Bugün asgari ücretle çalışan bir insanın aldığı para ne kadar? Siz de kabul edersiniz 2300 lira. Ne yapacak bu insan? Kalitesiz ürün yiyecek, gıdasından eksiltecek, bazı istediği şeyleri yiyemeyecek, farklı şeyler yiyecek. İşte adam gidecek et alacağına salam sucuk alacak, çakma et alacak. Adam gidecek pirincin en kötüsünü alacak, bayatını alacak. Şekerin gidecek işte bugün GTO'lusunu alacak. Haliyle gıda, bozuk gıdaları yiyecek. Tabii ki bünye bunu karşılayacak. Vücut diri olduğu için bünye bunu karşılayacak. O hayatını idame edecek ama içinde biriken bir şey, sistem otomatik olarak onu nereye taşıyacak? İleriki yaşlarda geçireceği kronik rahatsızlıklara taşıyacak. Nereden bu konuya geldin derseniz, ilerleyen yaşlarda bu insan 55, bugünkü yaşta emeklilik yaşı biliyorsunuz ki 65 oldu. 50-55 yaşlarında emekli olmuş. Bu adam tam emekli oldum, rahat edeceğim dediği dönemde ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Devlet buna emeklilik maaşı vermek istiyor. Devlet emeklilik maaşı verdiğinde bu arkadaşın yaptığı şey size söyleyeyim mi? Bu arkadaş emekli maaşının yarı parasını ilaca harcıyor, doktora harcıyor ve bu insan bu kronik rahatsızlıkları devleti dolayısıyla hastanelerde kuyruklar dolu. Gidin hastanelere bakın. Bugün pandemi dolayısıyla bunu görmüyorsunuz ama normal zamanda o yaşlı amcalar, Ahmet amca, Ayşe teyze, Mehmet amca hastane köşelerinde dolaşıyor. Röntgen çektiriyor, ultrasen çektiriyor, film çektiriyor, MR'a giriyor, şunu yapıyor, ilaç alıyor, fizyoterapi alıyor. Haliyle devletin o sağlık sektörünü öyle bir yıpratıyor ki bugün sağlık ucuz bir şey değil arkadaşlar. Sen genç yaşta bu adama çalışırken 2300 lira bugünün parasıyla asgari ücret verdin. 3600 lira olması lazımdı geçinmesi için elektriği, kirayı bilmem neyi koymadım. Bu adam gereksiz, düzensiz şekilde beslendi, düzensiz şekilde beslendi. Genç yaşında o kronik rahatsızlıklar aldı. Nedir bunlar? Şeker, efendime söyleyeyim tansiyon, onun haricinde aklınıza gelen işte romatizmal hastalıklar gibi birçok hastalığa davetiye çıkaracak gıdaları aldığı için emekli olduğu yaşlarda bu insanlar bu hastalıklara kapıldığında aslında devlet çok büyük bir zarar ediyor. Bakın emekli maaşının yarısını adamcağız gidiyor, hastanelere, doktorlara, ilaçlara veriyor. Geri kalanına gene geçinmeye çalışıyor. Dengesiz beslendiği için daha fazla hasta oluyor. Bu yükü kim taşıyor? Devletin, SGK'nın, sosyal güvenlik sisteminin sağlık sektörü taşıyor. Devlet sağlık sektörüne bugün askeri harcadığı kadar para harcıyordur. Devlet bakın tarımı harcamadığı kadar, sanayiyi harcamadığı kadar sağlık sektörüne para harcıyordur ki son dönemlerde AK Parti iktidarı Cumhurbaşkanımız açıkladı özel hastaneler yapmaya çalışıyoruz. Niye? Sağlık sektörünün giderleri çok fazla diye. Bunun sebebi tamamen insanlara verilen o az ücretleri, yeterli olmayan ücretler sayesinde yıllar içerisinde biriken hastalıklar, yıllar içinde biriken gıdaların eksik alınması dolayısıyla yıllar sonra çıkan kronik hastalıklarla bizim ülkemizde belli bir yaş grubundan sonra insanlar hastane köşelerine ölüşüyor. İşte burada sosyal güvenlik sisteminin aslında zamanında düzgün çalışmasıyla bu insanlar bugün bu ülkede en düşük 3300-3500 lira civarında bir rakamla eğer nereden geldik? 27 liradan geldik. Fitre rakamından geldik. Bu Diyanet'in verdiği rakamdır. Fitre bir insanın doyması için, o günlük yaşaması için verilen paradan bahsediyoruz.
Bu insanlar 3300, 3500 gibi rakam almış olsa, doğru beslenmiş olsa, tarımı, hayvancılığı, çiftçiliği besleyen bir sistemle, sosyal güvenlik sistemi içerisinde bu insanlar emekli olduğunda devlete yük olmayacaklar arkadaşım. Hastaneye gitmeyecek. Oraya gitmeyecek, buraya gitmeyecek. Sadece emekli maaşıyla torununa, kardeşine, akrabasına gezmeye gidecek, rahat bir hayat yaşayacak ve bu huzur içerisinde yılların birikimiyle aslında devletine yatırdığı o paralarla aldığı maaşını devletine teşekkür edecek, şükredecek. Ve diyecek ki hamdolsun ki biz zamanında devletimize bu primleri ödedik. Bugün devletimiz bu maaşı bize ödüyor. Bakın biz de huzur içerisinde bunu harcıyoruz. Hatta bazı emekli kardeşlerimiz bu gibi günlerde yaşadık. Birçok amcamızdan gördük. Ben televizyonda birkaç örneğini gördüm. İşte devletimizin açmış olduğu sosyal yardımlaşma anlamında devlete destek bazında yapılan mesajlarda emekli olan bazı abilerimiz, durumu olan arkadaşlarımız paralarını, maaşlarını devlete hibe ettiler. Bu neden? Onun huzurundan, rahatından, sağlığından kaynaklanıyor. Ben isterdim ki bugün emeklilerin birçoğunun durumu iyi olsaydı, emekli kardeşlerimizin birçoğu da bugün o paralarını getirip bu durumda devletine verecekti, devletine bağışlayacaktı. Ama gelinen şartlarda, gelinen durumda ne çalışan memnun, ne işveren memnun, ne işçi memnun, ne çiftçi memnun, memnun olan belli kesimler olabilir. Olması da gayet doğaldır. Ama biz bunu şu anlamda söylemiyoruz. Siyasal anlamda şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı demek istemiyoruz. Önümüze gelen süreçte sosyal güvenlik sisteminin aslında bu sıkıntısının çok önemli bir nokta olduğunu, sosyal güvenlikte sağlık sektörünün en önemli bağlayıcı nokta olduğunu, hayatı boyunca çalışırken hiç doktora gitmeyen insanların emekli olduktan sonra nasıl hastanelere gittiğini hepimiz çevresinden biliriz. Sebeplerini tekrar söylüyorum. Bugün uygulanan işçi maaşları ve emekli maaşı o düzeylerde alınan paralarla insanların geçinmesi mümkün olmadığı için bu sebepler ortaya çıkmaktadır. Biz bunu söylerken aslında birçok arkadaşımız bize diyordu ki ya o 1000 lira 1100 lira maaş mı olur? Biz bunu söylediğimizde bazı arkadaşlar bize siz bunu art niyet söylüyorsunuz böyle maaş alan var. Önüne getirip arkadaşların maaş bordrolarını koyduk. Bilgilerini verdik gene kabul etmediler. Ama Cumhurbaşkanımızın pandemi döneminde yaptığı açıklama bizi memnun etti. Teşekkür ederiz. Daha fazla bu konuyla alakalı keşke fora verilseydi 1500'e çıkarttığını söyledi memnun olduk. Şimdi bunlar bizim EYT ile alakalı, genel durumla alakalı konularımız. Şimdi kısa çalışma ödeneği ve işsizlik fonuyla alakalı bilgiler vermek istiyorum özellikle arkadaşlar. Önemli pandemi dönemine ait kısa çalışma ödeneği ve işsizlik fonundan alınan paralar. Tabii ki biliyorsunuz işsizlik fonundan para alınabilmesi için sigortanın 600 gün prim ödemesi, 3 yıl içerisinde 600 günü ödemesi lazımdı. Bu alt seviye. İşsizlik fonundan para alacak bir işçi işten çıktığında gerekli mücbir şart oluştuğunda işveren o kodla işçiyi çıkartma sosyal güvenlikle müracaat ettiğinde arkadaş ne yapıyordu? 8 ay, 6 ay kadar işte 600 günden 900 güne kadar olsa 8 ay kadar o 1100-1200 gün üzerinde olursa 11 ay kadar bir işsizlik maaşı alıyordu. Bu da neydi? İşte 2000 liradan 1000 liraya 800 liraya kadar gelen maaşlardı. İktidar şöyle bir şey yaptı. Herkese 1000 lira maaş ödeneği çıkarttı ve bunda da şöyle bir şey dedi. O 600 günü 400 güne düşürdük. 600 günü 400 günü olanların hepsine bu maaş verilecek ve o şart aranmayacak dendi. İşsizlik maaşı da şöyle yapıldı. Pandeminin başlandığı tarihe itibaren atıldı. O süre içerisinde işten çıkarılan arkadaşların hepsine müracaatları halinde işsizlik maaşları devlet tarafından veriliyor. Bunun yanı sıra sosyal yardımlaşmanın vermiş olduğu özellikle işi olmayan 5000 liranın altında gelir olan insanlara gelir testi yapıldı. Gerekli yerlere müracaat edildikten sonra gelir testinden sonra 1000 lira bir maaş sosyal destek alanında da verildi. Tabii bu aynı zamanda sosyal destek, sosyal güvenliğin daha önce kaydında bulunan ailelere de şu pandemi esnasında zaten çalışamadığı için, ihtiyaçlarını karşılayamadığı için bu yardımlar yapıldı. Tabii bu arada bu yükü taşıyan, şu günlerde özellikle ülkenin yükünü taşıyan sağlık sektörü, aynı zamanda doktor kardeşlerimiz, eczacı kardeşlerimiz, belediyeler, belediye çalışanları, sosyal güvenlik çalışanları, bu manada hizmet veren haberci kardeşlerimiz, çok fazla efor sarf eden insanlar da bu süreçte çalışmaya devam etti. Onların bu işten faydalanmak gibi şansı yok. Kendilerine ayrıca teşekkür ediyoruz. Niye teşekkür ediyoruz? Bu süreçte bizlere, hasta olan kardeşlerimize gerekli hizmeti, emniyeti göstermek için gece gündüz demeden o hastalıktan herkes evinde korunurken onlar hastalıkla yüz yüze mücadele etmenin gayreti içindeler. Onlardan Allah razı olsun. Şu günlerde özellikle bu gayretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Tabii bu sırada bazı işyerleri çalışıyor, bazı işyerlerinde çalışması gerektiği durumlar var.
İş yükleri azalsa bile bu arkadaşlar işçi çıkartmak zorunda kaldılar. Adamın 100 tane çalışanı vardı. Elindeki iş kapasitesi 100 kişiyi kaldırıyordu. Elindeki iş kapasitesi 50 kişi, hatta 30 kişiye düştü. Devlet de şöyle bir şey dedi, işten dedi, çıkartmaları durduracağız. Bunu söylerken tabii altında bir altyapı hazırladı. İşten çıkartmaları durdurmanın amacı şuydu. Kimse bu süreç içerisinde, 3 aylık süreç içerisinde pandemi esnasında işten çıkartma yapmasın. Peki ne yapacağız? Yapılması gereken şuydu arkadaşlar. Devlet dedi ki ben dedi %60'ını karşılayacağım. Kısa çalışma ödeneği adına. Yani %60'ına kadar finansını ben sağlayacağım. İşçinin %60'a varan maaşını biz ödeyeceğiz. Yani işçi 1000 lira alıyorsa 600 lirasını ben ödeyeceğim. Geri kalan 400 lirasını işveren ödesin. Bu meyanda işveren iş yükünü hafifletti. Ne yaptı? Fabrikadaki iş oranı 30 kişiye düştüğü için fabrikada çalışma süresini haftanın 2 gününe, haftanın 3 gününe gibi saatlere düşürdü. Bunu şöyle düşünün. Bizim haftalık çalışma saatimiz günde 7,5 saatten 45 saattir. Bu 45 saati siz minimize ediyorsunuz. Haftada 2 gün yani 14-15 saat çalıştırıp geri kalan günleri arkadaşları evlerine gönderiyorsunuz. Hem bununla toplumsal izolasyonu sağlıyorsunuz hem de işinizin az olması hasebiyle işletmenizdeki işini yürütüp ve işçi kardeşimizin de alacağı %40'lık parayı işçi kardeşimiz işverenden tahsil edecek. Geri kalan %60'ını da nereden alıyor? Devletten alıyor. Bu da işverenin müracaatıyla işveren bu konudaki personel, işverenin personelcisi gidip İşkur'a, SSK'ya başvurarak bunun üzerinden gerekli başvurularını yapıyor. SSK üzerinden bu bağışların aktarması sağlanıyor. Tabii bu ufak işletmelerde ve kişisel olarak çalışan arkadaşlarda bu mümkün değildi. Kendisi muhasebecisiyle yapacak. Özel sektörde büyük işletmelerde kendi personel olanlar SSK ile zaten irtibat halinde bunu yapıyorlardı. Ama dükkanı olan veya tek başına sigorta olan arkadaşlarımızda kendi muhasebesi 3-5 kişi çalıştıran muhasebecisi olmayan arkadaşlar bunları muhasebeciler yanında SSK'ya bildirimleri yaparak bu kısa çalışma ödeneğinden faydalanacaklar. Nedir? İki çeşit çalışma şekli var. Biri işsizlik. Arkadaş işten çıkarılmıyor. Fakat işsiz olduğuna dair gerekli bilgi, işveren iş yerini kapattığına dair gerekli bilgiyi SSK'ya bildirim yaptıktan sonra işçi otomatik olarak SSK üzerinden, postaneler üzerinden bu işsizlik maaşını alıyor. Öteki tarafta da baktığın zaman kısa çalışma ödeneği var. Kısa çalışma ödeneği de işverenin kısıtlı süre içerisinde çalışma hayatına devam ettirip geri kalan süre içerisinde işçi evinde veya istirahat ederken işçi komple maaşını almaya devam ediyor. Aslında en güzel uygulama bu. İşçi hak kaybına uğramıyor. Öteki tarafta kısa çalışma ödeneğinde işçinin aldığı para 1177 lira. Bugün siz de kabul ederseniz 1177 lira aslında çok küçük bir rakam. Gönül isterdi ki bütün işletmelerde kısa çalışma ödeneğinde olduğu gibi herkes maaşını tam alabilsin. Tabii bunun için güçlü bir devlet yapısı olması lazım. Sosyal güvenlik kurumunun güçlü olması lazım. Bu meyanda gelinen noktada sosyal güvenlik kurumunun güçlü olmadığını da kolaylıkla anlayabiliyoruz. İnşallah bu da sağlanır. İlerleyen günler neleri gösterecek, neleri yaşayacağız bunu bilmiyoruz. Tabii yaşanan süre içerisinde bu rahatsızlığın devam ettiği, pandemi devam ettiği süre içerisinde son gelişmeler, son bir haftalık gelişmeler bizi sevindirmekte. Her geçen gün vakaların sayısı azalmakta, ölüm oranları azalmakta ve bu pandemide iyi doğru gidiş devam etmekte. Tabii bu rehavete katılmayın diye özellikle bilim adamları sürekli insanları, bizleri uyarmaya çalışıyorlar. Bizler de bu konuda gayretli olmaya inşallah gayret ediyoruz. Bugün bildiğiniz üzere ülkemizde bu yaşanan sıkıntıların aslında şunu gösterdi. Sosyal güvenliğin ne kadar sıkıntılı bir süreç içerisinde yaşadığını, sosyal güvenliğin iyi yönetilemediğini de gördük. Aslında yönetilmesi gerektiği konunun içerisinde bunu yaşamaya çalışacağız inşallah. Evet değerli arkadaşlar, ben çok fazla uzatmak istemiyorum. Saatimiz 18.17. Kabaca bugün Analiz TV üzerinden Düzce'mizin yeni bir yüzü, yeni bir kanalı Sayın Murat Albayrakoğlu'nun bizlere daveti üzerine biz kanalımıza geldik. İlk yayınımızı, ilk canlı yayınımızı yapma durumuna geldik. Kendisine bizleri tercih ettiği için, bizleri bu yayına çağırdığı için teşekkür ediyorum. Düzceli, değerli Düzceli kardeşlerimize, bizi izleyen Düzce dışındaki Türkiye'deki bütün dostlarıma, kardeşlerime buradan selamlarımı iletiyorum. Yayınımızın başında söyledik inşallah Ramazan ayı içerisindeyiz. Paylaşma ayının, kardeşlik ayının özellikle bu güzel günlerin içerisinde böyle bir huzursuz ortamda böyle hastalıklarla mücadele etmenin sıkıntısı içerisindeyiz. Ama olsun, Rabbimize her zaman hamd ediyoruz. Bizler bunun bir sebebinin Rabbimiz olduğunu bilen insanlarız. Rabbim inşallah tez zamanda bizi bu hastalıklardan, bu musibetlerden kurtarır. Bütün dünyada bu rahatsızlıktan kurtulur.
Tez zamanda biz normal hayatımıza, normal işlerimize geri döneriz. Bu süreç içerisinde oluşabilecek sıkıntılarla alakalı, sizlerin soracağı sorular, kısa çalışma ödeneğiyle, işsizlik fonuyla alakalı, SSK ile alakalı, bildirimlerinizle alakalı, sosyal güvenlikle alakalı sorularınızı cevaplandırmak adına bizler bu yayınlarımızı inşallah devam ettireceğiz. Düzce'mize böyle bir hizmeti vermek istedik. Çünkü Düzce'mize SKK'ya giden arkadaşların birçoğu hoşnut olmadan geri dönüyor. Bu vesileyle bize gelen birçok arkadaşımızın emekliliğine dair biz gerekli çalışmaları yaptırdık. Askerlik borçlanmaları çalışmalarını yaptırdık. Doğum izniyle alakalı çalışmalarını yaptırdık. Ne kadar prim ödemesi gerektiğini bilmeyen kardeşlerimiz var. O konuda bilgi vermeye çalıştık. Bununla ilgili Düzce'mizde böyle bir çalışmayı, böyle bir canlı yayını inşallah biz de yapalım. Düzce'mizde böyle bir çalışmanın içerisinde bulunalım istedik. Değerli Düzce'li kardeşlerim, değerli hemşerilerim ve bizi izleyen Türkiye'deki bütün arkadaşlara saygılarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi sunuyorum. Bundan sonra Analiz TV'yi izlemenizi, güzel yayınlarını izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü değerli kardeşlerim, ben gördüm, güzel içerikler hazırlamışlar. Bilgilendirme amaçlı. Herhangi bir şey yok. Bizim amacımız da buraya gelip vaktimizi harcamamızdaki amaç şu. Sizlere faydalı olmak, değerli bilgileri aktarmak, bizdeki bilgileri sizlere aktarmak adına değerli kardeşlerimize gelip buradan size değişik konularda bilgiler aktaracaklar inşallah. Buradan izlemenizi, bizle kalmanızı istiyoruz inşallah. Bu vesileyle yeni yayın dönemi Analiz TV'ye hayırlı olsun. Düzce'mizin ve Türkiye'mizin, bütün kardeşlerimizin Ramazan'ı hayırlara vesile olsun. İnşallah duamız odur ki camilerimiz kapalı, cumalarımız kılamıyoruz, vakit namalarımızı cemaatle kılamadığımız camilerimiz de en kısa zamanda, tez zamanda açılır. Bu vesileyle inşallah önümüzde Ramazan'ın sonunda yaşayacağımız o Kurban Bayramı'nı bu pandeminin bitmesiyle huzur içerisinde bayrama bir bayram daha katarak, cumalarımızı bir cuma daha yaparak inşallah güzellikle kutlayacağımız günleri çok kısa zamanda Cenab-ı Allah'tan temenni ediyoruz. Her birinize ayrı ayrı saygılarımı sunuyorum. Cenab-ı Allah tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul etsin. En büyük silahımız duadır diyorum. Hepinizi şunu özellikle istirham ediyorum. Bu günlerde özellikle kardeşlerimiz için, hasta olan arkadaşlarımız için, değerli kardeşimiz, ölmüşlerimiz için, vakalar için dualarda bulunalım. Özellikle hizmet vermeye çalışan o değerli kardeş, sağlık çalışanlarına, emniyet teşkilatına, belediye personeli, valilik personellerine, işte bu konuda oluşturan vefa dernekleri gibi birçok yerlere de dualarımızı da esirgemeyelim. Cenab-ı Allah bu süreçte çalışmaya gayret eden insanlara kolaylık versin. Allah devletimizi, milletimize zeval vermesin. Ordumuzu, devletimizi, askerimizi, polisimizi muhafaza eylesin. Geçenlerde tekrar şehit verdik. Cenab-ı Allah o şehitleri bize göstermesin. Ailelerine sabırlar ihsan eylesin. Ülke olarak birlik beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde inşallah bu hastalıkta bize birliğin ne kadar önemli olduğunu anlatır. Aslında hayatın nasıl bir kısa süreç olduğunu, ölümün ne kadar bize yakın olduğunu, kardeşlik duygusunun ne kadar önemli olduğunu anlatır diye özellikle belirtmek istiyorum. Dualarda buluşmak üzere. Hepinize hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar diyorum. Allah'a emanet olun. Ben Mehmet Ali Çelik olarak sizlere sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum.